Yarasaya sakın bulaşmayın. Watch Mojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde dizi ve filmlerdeki en iyi 10 Batman dövüş sahnesini sıralayacağız. Başlamadan önce, her hafta yepyeni içeriklerle karşınızda oluyoruz. O nedenle abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Bu listemizde Pelerinli Şövalye'nin dizi ve filmlerde sahneye çıktığı anlardaki en iyi dövüşlere bakıyoruz. Bu sahneler bazı filmlerin en kilit noktalarını oluşturduğu için spoiler alarmını şuraya koymayı unutmayalım. 10 numara, Yarasayla Kedi. Batman dönüyor. Kara Şövalye ile Yağma Prensesi'nin çalkantılı bir ilişkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu karşılaşmada aşık kavgalarından daha saldırgan bir tanesine göz atıyoruz. Hareketli bir tanıtımdan sonra Batman Catwoman'ı Gotham çatılarında kovaladıktan sonra Catwoman bir avantaj elde etmek için derhal elindeki her imkanı kullanıyor. Çaresiz kadın rolü yapıp kırbacıyla saldırıyor. Hatta hatıra olarak korkunç bir kedi tırmığı bırakıyor. Aynı zamanda öğreniyoruz ki her kedi 4 ayak üstüne düşmüyormuş. 9 numara, kahkahalar içinde devrilmek. Yeni Batman maceraları. Bu bölümdeki asıl çatışma Harley Quinn ile Joker arasındaki çarpık, şiddet dolu ilişki olsa da I know how to make some smiles, Puddin. Suçun Palyaço Prensi ile Yarasa arasındaki dövüşün yüksek kalitede olduğunu inkar edemeyiz. Kendini Harley'nin ölüm tuzağından çıkardıktan sonra Batman Joker'ı nasıl Harley'nin kendisini öldürmeye ondan daha çok yaklaştığı ile ilgili kışkırtıyor ve bu da katil palyaçoyu çileden çıkarıyor. Kısa sürmüş olabilir ama bu iki düşmanın bir trenin üstünde birbirlerine bazı çok sert darbeler vurmalarını izlemek gerçekten muhteşem. Sekiz numara, kırmızı başlık açığa çıktı. Batman kırmızı başlığın altında. Bu gerçekten çok acıklı. Gizemli kırmızı başlığın yeniden canlandırılmış versiyonunda Jason Todd olduğu ortaya çıktıktan sonra Batman kendini eski yardımcısıyla sadece vahşi değil aynı zamanda son derece duygusal bir kavganın ortasında buluyor. Korkunç bir şekilde dövüldükten sonra eski Robin durumu tersine çevirip Batman'e silah doğrulttu ve kendisiyle onu öldüren Joker'dan hangisinin yaşayacağını karar vermeye zorladı. Gergin, çarpık ve son derece duygusal olan bu sahnede Batman bir kez daha günü kurtarıyor ama maalesef bu boş bir zafer. 7 numara, Luna Park'ta katliam. Batman, Kara Şövalye dönüyor. Daha yaşlı bir Bruce Wayne bir kez daha Gotham'a adalet getirmek için maskesini giyince baş düşmanının dönmesi için yol açılmış oluyor. Tıpkı eskiden olduğu gibi neşeli ve deli. Joker, Batman'i karnaval boyunca kanlı bir kovalamaya yönlendiriyor ve bu arada birçok kişiyi öldürüyor. Bütün bunlar en sonunda tuhaf bir şekilde aşk tünelinde sonlanıyor. Sakatlandığı halde Joker Batman'in kontrolünü kaybettirdikten sonra boynunu kırıyor ve son gülen o oluyor. Biraz rahatsız edici olsa da bu iki ebedi düşman için mükemmel bir son. See you in hell. 6 numara, ben Batman'im, Karanlık Şövalye. Ra's al Ghul'la olan son çatışma takdire şayan da olsa diğer hiçbir sahne bizi böyle heyecanlandırmamıştı. Burada hayranlar Christian Bale'ın Batman'e ilk defa gerçek bir bakışta bulundu. Where are you? Carmine Falcone ve serserilerinin bakış açısından alınmış olarak, Batman'in yavaş ve düzenli olarak bir şekilde her birini saf dışı bırakırken onlarda sanki insandan öte bir şey tarafından avlanıyormuş korkusu yarattı. Bu Batman'in düşünceli ihtişamıyla ortaya galip olarak çıktı ve ardından da en ikonik sözlerini söyledi. What the hell are you? I'm Batman. 5 numara, Joker'ın gambiti ve hamlesi, Kara Şövalye. Batman zor yoldan öğrendiği üzere Joker'la işler asla basit olmaz. Gotham Polis Departmanı, Deli Palyaço'nun suç ortaklarıyla
ve rehinelerle dolu gibi gözüken bu inşaat alanı çevrelerken Batman fark eder ki bu da Joker'ın çarpık oyunlarından biridir ve rehineler suçlular, suçlular rehineler gibi giydirilmiştir. Hemen ardından da masum hayatları kurtarmak için yapılan bir koşuşturmaca geliyor. Bütün bunlar sırasında Batman hem gerçek suç ortaklarıyla hem de kafası karışmış polislerle dövüşmek zorunda kalıyor. Fakat bu dünyanın en iyi dedektifinin üstesinden gelemeyeceği bir şey değil. 4 numara, Batman Owlman'a karşı. Justice League, Crisis on Two Earths. Batman o korkunç çizgiyi geçse nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Eğer bir koruyucu yerine bir seri katil olsaydı, artık çok merak etmenize gerek yok çünkü nasıl olacağını Owlman'ın da görüyoruz. Man is a cancer and I've chosen to cut out the disease. Onu çoklu evrendeki bütün dünyaları yok etmekten alıkoymak için Kara Şövalye sadece dövüşte değil aynı zamanda fikir olarak da nihilist karşıtıyla kavgaya girdi. Dövüşün çoğunda oradan oraya savrulsa da Batman eninde sonunda durmak bilmez kopyasını yenmeyi başardı. Aynı zamanda da inanılmaz bir kısa hikaye anlattı. You blinked. 3 numara, depo kavgası. Batman v Superman, Dawn of Justice. Her ne kadar bu iki çizgi roman devinin inanılmaz dövüşünü heyecanla bekliyor olsak da gösteriyi çalan sahne, Batman'in tek başına Superman'in annesinin tutulduğu depoya yaptığı baskındı. Bu noktaya kadar olan durumda, biraz mantıksızlık olsa da, Batman'in bu sahnede bu adamların bir kısmını öldürdüğüne emin olsak da, bunlara dikkat etmez ve sahnenin olduğu tadını çıkarırsanız, aslında son derece harika. Ortamdaki her şeyi avantajına kullanarak bazı şanssız kişileri hakikaten dayak manyağı yapıyor. Bu gerçekten de Batman'in en vahşi yanlarından biri. 2 numara, kendisi için çan çalan Batman. Oh, little song, little dance, Batman's head on a lance. Michael Keaton'ın pelerinli şövalye rolü birçokları tarafından hala belirleyici yorum olarak kabul ediliyor. Ve böyle bir finalle birlikte bu görüş için gerçekten de güçlü bir destek var. Vicki Vale'ın hayatı riskteyken Batman son gösterileri için Joker'la bir katedralin tepesinde karşılaşıyor. Excuse me. Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Her ne kadar kanlı bir boğuşmayla sonlansa da öne çıkan şey baş karakterlerimiz arasındaki simetri. Çünkü ortaya çıkarıyor ki ikisi de birbirlerinin yaratılışına neden olmuş. Jack Napier, Bruce Wayne'in ailesini öldürmüş. Ve Batman Jack'i bir kimyasal banyoya dalış yapmaktan kurtaramamış. Bu sembolizmaya hayran kalmak lazım. Bir numara, şövalye düşüşü. Kara şövalye yükseliyor. Her ne kadar sonradan Gotham şehri için olan savaşta tekrar karşılaşacak olsalar da... İçerisinde pelerinli şövalyenin tamamıyla ve acımasızca mağlup edildiği Batman ile Bane arasındaki ilk dövüş halen çok önemli bir sinematik andır. Gölgeler Ligi'nin eski iki üyesi olmasına rağmen Batman Bane'in saf gücüne dayanamıyor ve onu gölgeler bile koruyamıyor. You merely adopted the dark. I was born in it. E tabii bunun ardından geçilen ikonik sahnede Bane'in yarasayı kırıp... Then I will break you. Onu eskiden olduğu kişinin sadece bir kabuğu olarak bırakıyor. Bane onu öldürmüyor tabii ki, buna izni yoktu. Listemize katılıyor musunuz? Sizce en unutulmaz dövüş sahnesi hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve diğer muhteşem videolarımız için WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin.